Ve bir başka inanılmaz hikaye efendim. 18 yaşındaki Nehir Taşkömür dini nikahla yaşadığı gençten bir çocuk yapmıştı. Ancak müstakbel damat Selahattin kendisinden 16 yaş büyük kayınvalidesiyle kaçtı efendim. İnanılır gibi değil. Kayınvalidenin bir aylıkta hamile olduğu ortaya çıktı. TikTok'ta ikilinin o samimi videolarını gören Müge Anlı da izleyiciler de şoke oldular tabii. Müge Anlı ikinci şoku da yaşadı efendim. Kayınvalidenin uyguladığı o güzellik filtrelerini görünce. Şimdi bu normalde hani hanımefendinin... Aa, bu kişisi. Normal hali. Aa, bu. Aa, öpüyor, ben görmedim bunu. Ha, bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh, devenin nalı. Ben dedim ki yok dedim ya, bu dedim kızıdır dedi. Emin misiniz dedim, bir de inanmıyorum ya ben. Bir ama de tam makyaj yapıyor, sabah gösterdi. Hiçbir benzerlik yok yani. Çılgın kayınvalide 16 yaş küçük damadıyla kaçtı. Filtrelerle bambaşka biri oldu. Müge Anlı bu değişikliğe şaştı kaldı. Şimdi şu görünümdeki bir kadın bu görünümde olmayı arzu ediyorsa o filtrelerle ve herkes aynı tipte. Bir kere zaten bu nitelikli dolandırıcılık bir kere bak. Nehir Taşkömür yaşı tutmadığı için Selahattin Kaçar'la resmi nikah yapmadı. Dini nikahla yaşadığı 21 yaşındaki Kaçar'dan bir çocuk dünyaya getirdi. Bana eşim ayrılacağını söyledi. Sen beni mutlu edemiyorsun falan filan. Annem olduğumuzda yanımızda beni böyle durmadan bana hakaret ederdi. Ama müstakbel damat Kaçar kendisinden 16 yaş büyük kayınvalidesi Şirin'le kaçtı. Film gibi olay stüdyoya taşındı. Şimdi senin yani kocan annenle mi kaçtı diyorsun? Hatta bana kaç tane fotoğraf attılar. Bu son zamanlarda kendine bayağı bir bakmaya başlamıştı. Böyle ilaçlar falan kullanıyordu. Sende görmediğin mutluluğu annende gördüm. Senin vermediğin mutluluğu annen verdi bana. Sen annenin tırnağı bile olamazsın. Bana böyle hakarete daha da küfürler var. Canlı yayına telefonla bağlanan Selahattin Kaçar, kayınvalidesini kaçırmadığını, şiddet gördüğü için yardımcı olduğunu iddia etti. Sen şimdi müstakbel kayınvalidenle kaçtın mı? Ben ona yardımcı oldum sadece. Bu TikTok'lar ne? Normal kötü bir görüntü derken sıcakkanlı bir insan olduğundan dolayı... Başladım ya. Başlatma şimdi sıcak kanlılığından. Ne sıcak kanlılığı be? Kaçtın mı kaçmadın mı? Ben onunla kaçmadım. Bu sadece karısının kocasına şiddet gördüğünden dolayı yardım ettim sadece. Nereye götürdün? Ben Adana'ya getirdim. İkili samimi oldukları videoları TikTok'ta sık sık paylaşıyordu. Şirin Taşkömür'ün filtreli görüntüleri ise ağızları açık bıraktı. Şimdi bu normalde hani hanımefendinin? Aa, bu kişisi. Normal hali. Aa, bu. Aa, öpüyor, ben görmedim bunu. Ha, bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh, devenin nalı. Tamam, peki bu TikTok videosu ne o zaman? Evet, aslında aşkım da... benim de yazdı. Bak gördünüz mü, orada yazıyor. Tüm bu yaşananlara isyan eden Nehir Taşkömür biriktirdiği 2 burma bileziği ve 11 bin lirayı alıp kaçtıklarını iddia etti. Bilezik bilezik olay diyor. Bu yalan söylüyor. Yüzüklerimi ve bir tane daha çeyreğimi alıyor götürüyor bu. Bir de çocuğuma 11 milyar biriktirdiğim paramı da alıyor götürüyor. Benim elimden çıkarttı Cumhuriyet. Bileklik çıkarttı. Elimdeydi, tuttu annemin eline taktı. Şirin Taşkömür'ün damadından bir aylık hamile olduğu iddiası stüdyoda buz kestirdi. Kendi damadından çocuk yapacağında mı yalan? Ben dedi bir aylık hamileyim dedi, Şahin'den dedi. Ya siz utanmıyor musunuz gerçekten ya? Sen kayınvalidenle siz utanmıyor musunuz yani, ne var ne ya var deyip duruyorsunuz? Müge Hanım, ben şimdi ben size ne diyorum, ben başka yerde çalışıyorum. Damat kayınvalidesinin elini öper. Amin. El öper el. El öper yani. Tutup da böyle videolarda çektirmez. Gelsin ondan yüzleşmek istiyorum ben.